Yüce Uyutucu. Ölüm evrensel bir deneyimdir. Hiç kimse bundan kaçamaz. Ölümün her birimizin ve sevdiklerimizin kapısını çalması sadece an meselesidir. Öte yandan ölüm, dehşetlerin en büyüğü ve suç işleyenlerin önündeki en büyük tehdittir. Peki böyle doğal bir süreci bu kadar korkutucu yapan nedir? Uyurken çekilen acı mı? Hayır, herhangi bir sakinleştirici bu acıyı dindirebilir. Zamanı geldiğinde ölüm döşeklerinin çoğu huzurludur ve çok az ruh mücadele ederek bedeni terk eder. Öyleyse ölümün bizim için acı verici ve korkutucu olan tarafı nedir? Öncelikle bilinmeyenden korkarız. Çünkü şu ölümlü sarmaldan kurtulduğumuzda, ölüm uykusunda hangi rüyaları göreceğimizi kim bilebilir? İkinci olarak sevdiklerimizden ayrılmaktan korkarız. İşte bunlar ölümü korkutucu yapan şeylerdir. Zihnimiz bu iki nokta üzerinde odaklanmışken, bu eşikten nasıl daha farklı bir şekilde geçebiliriz? Tutulan kayıtlara göre Yunan gizemlerinin inisiyelere sunmuş olduğu en büyük hediye, ölüm korkusundan arınmış olmaktır. Bir inisiyenin ölümden asla korkmadığı söylenir. Peki o gizli ritüellerde ölüm korkusundan arındırmak için öğretilen şey nedir? Büyük Giza piramidinin merkezinde taştan yapılmış boş bir tabut bulunur. Eski Mısır tarihi uzmanları bize bu tabutun bir firavun için hazırlandığından ama asla kullanılmadığından bahseder. Buranın Mısır ölçmek amaçlı olduğundan da söz edilir. Bunların hiçbiri değildi. Bu bir inisiyasyon adası sunağıydı. Adayın ruhu ölüm yolculuğuna gönderilip geri çağrıldığında uzandığı yerdi ve gizemlerin en yüce derecesini oluşturuyordu. Bu deneyimden sonra ölümden bir daha asla korkmazdı. Çünkü ne olduğunu bilirdi. Bu sayfalarda ortaya çıkarmayı umut ettiğim şey, bu gizem okullarında titizlikle korunan bilgilerdir. Bu bilgiye sahip olan biri için ölüm, zengin bir insanın gemiye binmesi gibidir. Eğitimlidir, nereye gitmesi gerektiğini bilir. Bu yolculuğa boyun eğer, gerekliliğinin ve avantajlarının farkındadır. Bilgisi ve kaynakları onun rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlar. İstediği zaman arkadaşlarıyla iletişim kurabilir ve istediğinde onlara geri dönebilir. Bu, onun için ana vatanından son ve tam bir kopuş değildir. Diğer taraftan fakir bir göçmen için durum aynı değildir. Cahil ve çaresiz biri için bu yolculuk tehlikeli ve risklidir. Gittiği yerler vahşi hayvanlarla dolu olabilir ve volkanik yangınlarla yok olabilir. Eğitimsiz bir hayal gücü algıladığı tüm dehşeti yansıtır ve hepsi bilinmezlik içerir. Eski Mısırlılar ruha karanlık alemler boyunca yapacağı yolculukla ilgili yol gösterecek olan Osiris'in Ölüler Diyarındaki ritüellerinden oluşan ve Ölüler Kitabı adı verilen bir kitabı tüm tabutlara koyarlardı. Bu kitaba Ölümsüzlük Kitabı adını vermek daha doğru olabilir. Çünkü ruh, bilinmezlikte gerçekleşen yaşam döngüsü hakkında bilgi veriyordu. Çocukluğumuzda hayatımızın dalgalar arasında yükselen ve alçalan bir gemi gibi olacağını bize öğretselerdi iyi olurdu. Çünkü doğum kapılarından geçerek maddesel dünyaya inerken ölüm kapılarından geçerek görünmeyen bir dünyaya doğru yükseliriz. Ve evrimsel yaşamın bu ritmik döngüsü sonsuza dek sürer. Gizemler bize yol göstermediği için yaşamımız doğum korkusu ve ölümün dehşetiyle sınırlanmıştır. Evrimleşen yaşamın yolunu önümüze seren ve bilinmez olanı karanlıktan çıkaran bilgeliğin armağanı ne kadar da muhteşemdir. Ölümün korkunç olduğu düşüncesini bir yana bırakalım ve yüce uyutucuyu aklımıza getirelim. Bizden merhametini esirgemeyen Tanrı'nın emriyle derin bir uykuya dalacağımızı, bu arada gümüş bağın çözüleceğini ve ruhun özgür kalacağını düşünelim. Bir çocuğun önceki günden kalan anıları gibi bu uykudan yenilenerek uyanırız. Dünyanın tüm problemlerini arkamızda bırakır ve varlığımızın yeni safhasına adım atarız. Eğer dostlarımız bize anarlarsa ve ruhumuzun özgürce başka diyarlara gitmesine izin verirlerse her şey yolunda gider. Eğer geride bıraktığımız insanların matemi yeni doğan günün ışıklarına gölge düşürürse bu çok acı olur. Nasıl ki hasta olduğumuzda yakınlarımızın bize bakmasını istiyorsak, matemleri sırasında da güçlü olmalarını istemeye hakkımız vardır. Bu, onların matemidir, bizim değil. Bir cenazede yas tutarken kimin için üzülürüz?
Işığa uyanan ölümsüz kişi için mi? Yoksa yalnız kalan kendimiz için mi? Kuşkusuz kederimiz hiç kimse için değildir. Kendimiz içindir. Çünkü onlar huzur içinde kendi yerlerine gitmişlerdir. Acı çekenler bizden önce Selile'ye gidenler değil, geride kalanlardır. Peki onların çektiği acılarla ilgili ne söyleyebiliriz? Bu acı tüm acılar gibidir. Özellikle bu durumda acının yankıları bizi olduğu kadar başkalarını da etkileyebileceğinden ve hedefinin güçlü kanatları üzerinde yükselmeye çalışan bir ruhun omuzlarında yük olacağından metanetle karşılanmalıdır. Düşüncelerimiz kederle değil, sevgiyle dolu olsun. Tıpkı yolculuğu boyunca bir gemiyi takip eden martılar gibi. Sevgimiz de yolculuğu süresince ruhu takip etsin. Ona yolun açık olsun diyelim ve tekrar bir araya geleceğimiz günü dört gözle bekleyelim. Ölenler için yapabileceğimiz çok şey vardır. Evden cenazeyi aldıklarında işimiz bitmeyecektir. Hastalığın acı veren hatıralarından da kurtulmalıyız. Eğer gizli ve korunan bilgelikle ilgili bizden daha fazla bilgiye sahipseler, bizi rahatlatmak ve öğütler vermek için geri dönebilirler. Ancak biz onlardan daha fazlasını biliyorsak, eğer o ruh şaşkınlık ve korku içinde dışarı çıkmışsa ya da küçük bir çocuksa, o zaman onu meleklerin gelişini hissedene kadar bu konudan daha sonra bahsedeceğim ve sevdiklerimizin onların bakımına geçtiğini ve her şeyin yolunda olduğunu bilinceye kadar, gücümüz yettiği kadar onları görünmeze kadar takip etmek bizim zorunlu görevimizdir. Ve eğer istersek sevdiğimize uykuyu, ölüm gözcüleriyle karşılaşmayı sağlayan derin uykuyu bahşeden melek bizim için de gelebilir. Bu uyku başka hiçbir uykuya benzemez ve biz de o uykudan güzel bir sabahın sakinliğine uyanabiliriz. Çünkü kapı aralığından bakıp eşiğin ötesinde korku olmadığını ve unutulmayacağımızı görebiliriz. Orada başka bir dünya, başka bir yaşam evresi bulunmaktadır. Ölüm meleğinin sevdiğimize bahşettiği uykudan emniyet ve güvence gelir. Çünkü hatırlamasak bile bunu görmüşüzdür. Bu sebeple zamanı geldiğinde yüce uykucudan daha az merhamet dileyelim ki ayrılık acısının ilk darbesinin üstesinden gelip hayatın yükünü daha iyi bir şekilde üstlenebilelim. Ve bize emanet edilen, bağlı olan, ihtiyaç duyanlar için görevimizi yerine getirebilelim. Her şeyden önce ölülerin zamanı geldiğinde geri döneceğini asla unutmayalım. Küçük bir çocuğun gözlerinden bize bakan, tanıdığımız birinin ruhuyla ne zaman karşılaşacağımızı asla bilemeyiz. Bu nedenle artık dünyevi çıkışı olmayan sevginin ifadesini arayarak sevdiğimiz insanların geri döneceği gün için dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek adına çaba harcayalım. En azından bu görevi yerine getirebiliriz. Hiçbir şikayet onların yolculuğunu bozamayacaktır. Ve gücümüz yeterli olduğu sürece, döndükleri zaman dünyanın pürüzlü yerleri pürüzsüz bir hale gelecektir. İkinci bölüm. Eşiği geçmek. Tıp biliminin yapabileceği her şey tükendiğinde, ölüm odasında sonu bekleyen herkes, ezici bir acizlik duygusuyla doludur. Onlar yardım etme arzusuna sahiptirler. Ancak bununla ilgili yeterli pratik anlatımı bulmak konusunda tamamen yetersizdirler. Tinsel yaşamın gerçekliğinin bilincinde olanlar için dinin tesellileri rahatlatıcı olabilir. Fakat çoğu için muğlak bir umuttan fazlası değildir ve bazıları için bir olumsuzluktur. Onlara sunabileceğimiz bir şey var mıdır? Evet, var. Onlara bilgi sunabiliriz. Bu bilgiler büyük eşikten geçen ve maceralarını bize anlatmak için geri dönen ruhların deneyimlerinden, aynı zamanda belki daha az ama bizim için daha ikna edici olan başkalarının deneyimlerinden köken alan bilgilerdir. Peki geçmiş yaşamlarını kimler hatırlayabilir? Avrupa'da geçmiş yaşamlarını anımsayan yetişkinler nadir olarak görülür. Fakat birçok çocuk, dünyevi şeylerin karanlık hapishanesine kapatılmadan önce, eğer kendilerine akıllıca sorarsak, geçmiş yaşamların anılarından bize bahsedebilir. Doğuda ise bu tür anılar yaygındır ve istisna olmaktan çok kuraldır. Ruhun gizli yaşamı ile ilgili bu bilgi, sadece cesaret vermeye ya da şüphe eden kişiyi rahatlatmaya yaramaz. Aynı zamanda ölmekte olanlara aktif olarak yardım etmek anlamına da gelir. Artık eli boş ölmekte olan kişinin başucunda daha fazla durmamıza gerek yok. Ellerimiz yapacak başka bir şey bulamıyor olsa da zihnimiz aktif olmalıdır
ve arkadaşlarımıza yolculuklarının ilk aşamasında eşlik etmeye hazır olmalıyız. Daha önce ayrılan konuklarda yaptığımız gibi, kelimenin tam anlamıyla onları yola koyabiliriz. Fakat ölen kişi için tam olarak ne yapacağımızı düşünmeden önce, ilk olarak bedenin yok olma sürecini anlamalıyız. İki tür ölüm vardır. Doğal ölüm ve şiddetli ölüm. Ayrıca iki tür geçiş vardır. Huzurlu bir geçiş olan normal ve huzursuz bir geçiş olan patolojik geçiş. Ölmek, doğmaktan daha az doğal bir süreç değildir. Kendi normları ve patolojileri vardır. Doğal ölüm yavaş yavaş gerçekleşir. Tıpkı bir çocuğun süt dişlerinin yuvasında gevşemesi ve ağrısız şekilde düşürmesi gibi, ölümden hemen önce beden gevşer ve ruh da bedenden rahatça uzaklaşır. Şiddetli ölüm ise, dişin bir diş hekimi tarafından çekilmesi gibidir. Sert bir çekiş, şok, biraz kanama ve ağrı vardır. Normalde yine de yüce uyutucu işini hızlı şekilde yapar ve ruhla beden arasındaki bölünme çizgisinin ilk kez açılmasıyla büyük uyku bizi sarar ve bilincimiz gider. Fakat ölüm korkusu yaşandığında ya da ölmekte olan kişi yaşama umutsuzca bağlı olduğunda, yüce uyutucunun işi engellenir ve ölüm döşeğindeki ruh bedeni çırpınarak terk eder. Ölüm süreci ve ölümden sonraki yaşamla ilgili yeterli bilgiye sahip olunduğunda bu olay asla meydana gelmeyecektir. Bir cerrah ameliyat yaparken bir insan acı duymamak için bilincini kendisine anestezi veren doktora nasıl güven ve minnetle teslim ediyorsa, ölen bir kişi de kendini merhametli meleğin ellerine aynı güven ve minnetle teslim etmelidir. Eter merhametle işini yerine getirdikçe acı ve korku ortadan kaybolacak ve kişi hiçbir şeyin farkında olmadan bir süre uyuyacaktır. Ölüm de aynı böyledir. Karanlık melek bilincin yollarını tek tek kapatır. Bedenle ruhun ayrılma süreci devam ederken bizler de derin bir uykuya dalarız. Her şey bittiğinde bedenden kurtuluruz. Melek yüksek plandaki bilinç kapılarını yeniden açacaktır. Ve başka bir boyut vasıtasıyla tekrar yaşayacağız. Gün bir kez daha doğarken gözlerimizi açtığımız yaşamın niteliğini kavramakta zorlanabiliriz. Ancak bir sonraki yaşama uyandığımızda içimiz rahat olacaktır. Bu yaşam bize alışkın olduğumuz dünya yaşamı kadar normal ve doğal görünecektir. Çünkü ona uyum sağlamakta zorlanmayacağız. Dri meleğin merhametli görevini çağıran, onu şifalı bakımını nezaketle karşılayan ruh, ölümle buluşmaya gittiğinde denize açılan büyük bir gemi gibi usulca ve istikrarlı bir biçimde zaman ve mekandan uzaklaşacaktır. Değişimler yavaş yavaş olacaktır. Şok ya da sürpriz yoktur. Bir kıyı geçtikten sonra ufuk çizgisinde bir diğeri yükselmeye başlar. Fark etmeden bilinçsizce bedenimizden ayrılırız. Artık alt bilinç derin bir uykudadır. Şimdi yüksek bilinç açılmaktadır ve kendimizi pek çok farklı şekilde adlandırılan, ancak ışık bedeni olarak adlandıracağımız şeyin içinde buluruz. Işık bedeni, eterik duplör ya da fiziksel bedenin süptil manyetik zarfıyla aynı şey değildir. Gri melek tarafından uyutulan odur. Çünkü onun içinde fiziki ölümün süreçleri devam eder. Fakat onlar hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Bir ameliyatta kloroform etkisi altındayken bildiğinizden daha fazla şey bilmemekteyiz. Bununla birlikte ölüm kapılarından geçen herkes derin uykuda olmaz. Herhangi bir psişik gelişim aşamasında olan ruhlar bu kapılardan uyanık olarak geçer. Her ne kadar fiziki beden hissiz olsa da ruhun bilinçsiz olduğunu varsaymamalıyız. Hipnoz deneyimi olan herkes bunun illaki öyle olması gerekmediğini bilir ve bilinç bedenden ruha aktarılabilir ve zarar görmeden tutulabilir. Ölüm sırasında gerçekleşen de budur. Bilinç bedenden ruha aktarılır ve ruh bilinci dağılarak içsel plandaki yerine doğru hareket eder. Ruhun cennet dünyaya ilk geldiğinde yalnız ve kimsesiz olup olmayacağı merak edilebilir. Ancak ölüm yoluyla ilgili bize bilgi vermek için geri dönen çok sayıda kişi durumun böyle olmadığı konusunda hemfikirdir. Cennet dünya yeni gelenler için tanıdıktır ve bu nedenle hepimiz her gece oraya uykuda gitmeye alışkınız. Ortalama bir insanın uyandığı zaman hafızasını geri getiremediği için farkında olmadığı bir uyku hayatı vardır. Bu hayat tamamen bilinçaltına ait olan rüyalar aleminin ötesindedir. Ve psişik gelişim konusunda deneyimi az olan ruh, vücut dışındayken derin uykudadır
ya da en iyi ihtimalle uykuludur ve uyandırılması zordur. Birçok insanın tecrübe ettiği sıradan rüyalara benzemeyen rüyaları meydana getiren bu planda ruh, bilinçle birlikte uyanmaktadır. Psişik olarak gelişmiş kişi, tam bir bilinçle hareket ettiğinden, ölüm kapılarından geçerken büyük bir avantaja sahiptir. Ölüm uykusunu uyumaz. Sadece tüm yetilerini korurken, fiziki planın bilincini geride bırakır. Trans deneyimlemiş veya berrak bir rüya görmüş ve anısını korumuş olan herkes, ölüp yeniden dirilmiştir ve ölümün de tamamen aynı olduğunu görecektir. Her ne kadar cennet dünyası bize tanıdık gelmese de çocukluğumuzda yaşadığımız evi yeniden ziyaret etmek gibidir. Bu nedenle kendimizi rahatsız hissetmeyiz. Burada olduğu gibi, sonraki dünyada da örgütlü bir hayırseverlik bulunmaktadır. Kendilerini yeni gelenlere yardım ve hizmet etme işine adayan ve yeni gelenler kendilerini evinde hissedene kadar onlara eşlik eden bedensiz ruhlar vardır. Ölen insanların parlak bir ışık gördükleri bilinmektedir. Ve bu ışıkta kendilerinden önce ölen arkadaş ve akrabalarının da yüzleri vardır. Ölüm uçurumunun farklı tarafındaki ruhlar arasında büyük bir sevgi varsa, uzakta olanlar yeni gelenleri karşılamak için kıyıya iner. Fiziki dünya bizden uzaklaşırken, sonraki dünyanın kıyılarının bilinç ufku üzerinden yükseldiğini, o kıyıda bizleri seven ve bizden önce görünmeyene gidenlerin bekliyor olacağını bilmek harika bir şeydir. Tanıdık simaların arasında olacağız. Göçen ruhların son sözleri ve selamlamaları bunun kanıtı olacak. Peki ya sonraki dünya ile hiçbir yakın bağı olmayanlara ne olacak? Onlar huzuru bulamayacaklar mı? Aslında hayır. Onlar yeryüzündeyken karşılıksız sevgiyi yaşayanlar ve birinin ihtiyacı olan tüm sevgiyi verenler tarafından karşılanacaklardır. Kendi yaşamlarında belirsiz bir biçimde gerçekleşen ve nadiren göze çarpan ideallere ulaşan, hayatının en asli amacı olarak her bir ruha seslenen, arkadaşsız kalmış olanlarla tanışmaya gelirler. Onların yardımıyla derslerine ruhları devam eder ve başarıya kavuşurlar. 3. Bölüm: Ölüye yardım etmek ya da onu engellemek. Ölmüş olan kişiyle iletişime geçme sorunu hep can sıkıcı olmuştur. Bir yandan bu olasılığı inkar eden ve bu tür iletişimleri sahtekarlık, yanılsama ve saflık olarak gören, diğer yandan ölülerle iletişime geçmenin mümkün olduğunu düşünen, ancak bunu büyücülük olarak adlandıran ve kınayan insanlar vardır. Bu arada bu dünya ile sonraki arasında iletişimi sağlayan psişik bir telefonmuş gibi hareket eden ya da hareket ettiğini iddia eden medyumlara başvuranların sayısı her geçen gün artmaktadır. Konuyla ilgili geniş deneyime sahip olanlar, ölülerle iletişime geçmenin evrensel olarak kınanmadı. Bu kişilere dikkatle belirlenmiş koşullar çerçevesinde tedbirli bir şekilde yaklaşılması gerektiği, yoğun bir keder ve çaresiz duygusal kargaşanın söz konusu olduğu durumların ise kesinlikle iletişim için ideal şartlar olmadığı konusunda hemfikirdirler. Bazen yas tutan kişinin durumu öyle bir hal alır ki, istenilen güvenceyi ona vermek için ölen kişinin geri dönmesi tavsiye edilir. Bunu yapmak onun için özverili bir davranıştır. Ve ayrılan bir ruh için geride kalan kişiyle iletişim kurması adına sürekli çağrılması kadar kötü bir durum yoktur. Ruhu bu şekilde fiziki hayatta tutmak, hiç şüphesiz, kasıtsız bencillik olsa da büyük bir eylemdir. Işığa giren kişiyi rahatsız eder ve yeni şartlarına alışmasına engel olur. Bu tıpkı sevecen bir annenin çocuğunu bir yatılı okula göndermesi ve sonra ona sürekli mesaj yollaması, yalnızlığı nedeniyle ağlamaya ve gittiği için acı çekmeye devam etmesi gibidir. Bu şekilde yaklaşılan bir çocuğun ruh hali nasıl olur? Yeni arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiremez ve yaptığı spordan zevk alamaz. Derslerinde de başarılı olamaz. Bir medyum aracılığıyla ölmüş olanı çağırmaya devam edersek, bu budala anne kadar akılsızca ve bencilce davranmış oluruz. Bu hayat biter bitmez, bir sonraki hayat başlar ve ölülerin yapacak işleri vardır. Onların işlerini özgürce ve kendi yöntemleriyle yapmalarına izin vermeli ve bundan dolayı memnun olmalıyız. Tıpkı bir kadının ne kadar sevgi dolu olsa ve ne kadar sevse de, kocasının veya oğlunun dünyanın başka bir yerinde çalışmak için gitmesine izin vermekten memnun olması gerektiği gibi. Yeni ölmüş olan kişilerin iletişim için oldukça erişilebilir oldukları ve bir süre sonra iletişimin mümkün olmadığı başka bir plana geçtikleri görülmektedir.
Eğer onları çağırmaya devam edersek, geçişlerini gerçekleştiremezler ve dünyaya bağlı hale gelirler. Ölüm süreci tamamlanamaz ve sükunet içinde olamazlar. Bu nedenle yeni vefat etmiş olanlarla yeniden iletişim kurmak meşru ve hatta akla yatkın olsa da bu iletişimi gereksiz yere sürdürmek her bakımdan arzu edilmeyen bir durumdur. Ölenlerin diğer kıyıya güvenli bir şekilde vardıklarını haber vermeleri bizim için yeterli olmalıdır. Bu haberi aldıktan sonra artık huzur içinde hayatımıza devam etmeliyiz. Ayrılığın ardından ölülerin içinde bulunduğu durum arada ve geçicidir. Ayrıca bazı belirgin ölüm sonrası patolojileri ortaya çıkabilir. Her şeyin yolunda gitmediği vakalar bu noktada ertelenir ve sorunların çözülmesi beklenir. Normal koşullarda ruh ve sorunlarının çözülmesi beklenir. Normal koşullarda ruh bu safhadan hızlıca geçer ve bu durumu geride bırakır. Bu aşamada gecikme fazlasıyla istenmeyen bir durumdur. Ruh, yolculuğu sırasında hızlanmalıdır ve bu amaçla Katolik Kilisesi ölüler için ayinler düzenler. Bu ayinler büyük değer taşır ve bu kaide tüm inançların ayinlerine dahil edilmelidir. Cenaze töreni gerçekleştiğinde ölen kişi için son görevimizi yerine getirmiş olduğumuzu düşünmemeliyiz. Ancak yeni yaşamlarını en iyi şekilde kurana kadar dini teselliler bu geçiş aşamasında izlenmelidir. Dünyevi bağların herhangi bir kalıntısı mevcut olduğu sürece ruh için organize dinin koruması ve rehberliği varlığını sürdürmelidir. Yaşam ve ölüm arasındaki bu ara aşama, ara aynı şey değildir. Daha çok ruhun karaya ayak basıp, valizlerini toplayıp, arkadaşlarını selamladığı bir bitiş aşamasıdır. Araf, kişisel bir karantina olarak tanımlanabilir. Ruh, ancak bilinç kendisini bedensiz bir yaşama alıştırdıktan sonra Araf'ın arınmasıyla yüzleşebilir. Araf'ın cezalandırıcı ya da ebedi olmadığı açıkça anlaşılmalı. Ancak ruhun kendi kayıtlarıyla yüzleşmeye zorlanmasına bağlı olduğu bilinmelidir. Arındırıcı ateşler, ruhun o kayda verdiği tepkilerdir. Araf bir yer değildir, bir bilinç durumudur. Ama içsel planlarda aynı bakış açısına sahip olan herkes bir araya geldiğinden tüm pratik ve psişik amaçlar için Araf'ın belirgin bir astral konumu vardır. Ruhlar Araflarından geçerken bu dünya ile iletişimlerini sağlayan ipler kopar. Her ruh arındırıcı ateşlerin içinden geçmek için sessizliğe bürünmelidir. Burada hiç kimse onlara yardım edemez. Kendi ayakları üzerinde durmalı ve sahip oldukları ışıkta yürümeliler. Aksi takdirde derslerini öğrenemezler. Bir başkası yerine öğrenebileceğimiz şeyler ancak bir başkası yerine yiyebileceğimiz yemek kadardır. Bu noktaya gelindiğinde sevdiklerimizi karmanın efendilerinin eline teslim etmeliyiz. Ancak amacının ruhu kırmak değil, ona ulaşmak oldu ve hiç kimseye katlanabileceğinden, özümseyebileceğinden ve yararlanabileceğinden daha fazlasını vermediği konusunda rahat olabiliriz. Ezoterist, ölüm ayinlerinin Araf'taki bir ruha yardım edebileceğini öne süren Katolik öğretisine katılmamaktadır. Rahip ve arkadaşlarının dualarının aracılık döneminde ruh üzerinde etkisi olduğunu kabul eder ve ruh bu aşamadan geçtikten sonra içsel plandaki büyük yaşam döngüsünde yerini alır ve onunla ilgilenilir. Ruh, Araf'tan sakin bir şekilde geçtikten sonra doğru yöntemlerin kullanılması şartıyla onunla yeniden iletişim kurmak sadece mümkün değil, aynı zamanda meşrudur. Bilinci daha yüksek psişik planlara yükseltebilirsek, kendi irademiz doğrultusunda ölen kişiyle telepatik temasa geçebilir ve sesini içsel kulakla duyabiliriz. Bunu psişik vizyonla denemek ve onları bu vizyonla görmek tavsiye edilmez. Çünkü bu astralin daha düşük bir alt planına aittir. Ve burada kutsal olan ölü, günahlarından arınır ve devam etme ayrıcalığına sahiptir. Duru işiti, cennet dünyasına geçmiş olanlarla iletişim kurmak için kullanılacak doğru yöntemdir. Cennet dünyasının tasvirlerinin neredeyse her zaman ikinci el olduğu fark edilecektir. Psişik, o dünyanın neye benzediğini anlatır. Ama aslında onu görmez. Elbette son derece üstün yeteneklere sahip olan medyumların dahil olduğu olaylarda ya da olağanüstü durumlarda bu genel kuralın istisnaları vardır.
Ancak genel anlamda bunun geçerli olduğu görülecektir ve eğer ölmüş olanları psişik vizyonda görürsek, onlar hala ara dünyadadırlar ve güvenli bir şekilde cennet dünyasına vardıklarında ve doğrudan iletişim kurmaya çalıştıklarında onları duyabiliriz, ancak göremeyiz. Bu nedenle onlarla temasa geçmeye çalışırken dinlemeliyiz ama bakmamalıyız. İçsel bilincin zayıf sesinde en azından bir selamlama sözcüğü bulmayı anlamsızca beklememeliyiz. Temas kurulduktan sonra dokunmak için elimizi uzatmamız gerektiğini düşündürecek kadar somut bir varlığa dair belirgin bir izlenim edinebileceğimiz zamanlar olacaktır. Ancak gözlerimizi açarsak orada hiçbir şey bulamayız. Ölüler planlar üzerinde, bedenleri olmayan zihinlerdir ve konuştuklarında bedensel duyularımızla değil, zihinlerimizle konuşurlar. Yani onları algılayan göz değil, ön sesidir. Ölülerle yaşayanlar arasında normal, sezgisel bir iletişim kurulması iyi olur. Çünkü ölümü korkutucu olmaktan kurtarır. Ölülere başka bir yerde, başka bir bilinç halinde yaşıyormuş gibi bakmalıyız. Titreşimlerini algılayabilirsek, onları duyabilir ve onlarla konuşabiliriz. Aslında onlarla konuşmak, onları duymaktan daha kolaydır. Çünkü ölüler, bedensiz oldukları için normal koşullarda psişiktirler. Bu nedenle ölüler hakkındaki düşüncelerimizi dikkatli bir şekilde korumalıyız ve özellikle acımızın üstesinden gelmeye çalışmalı ve onların gidişlerini kabullenmeyi öğrenmeliyiz. Ölülere karşı tavrımız, onların yurt dışında bir kariyer aramaya koyulduklarında onlara karşı sergilediğimiz tavırla aynı olmalıdır. Başka bir ülkeye giden çocuğumuza ya da sevgilimize uzaktaki girişiminde onu cesaretlendirecek güzel sözler göndeririz. Kendi acılarımızı büyüterek ona sürekli olarak hüzünlü hikayeler gönderirsek, ondan mektuplarımızı hevesli bir şekilde karşılamasını nasıl bekleyebiliriz? Zorlu bir sınavdan korktukları gibi, o mektupların gelmesinden de korkmazlar mı? Amacımız ne olmalıdır? Ölülere yardım etmek, onları cesaretlendirmek ve sevindirmek mi? Yoksa dertlerimize boyun eğerek, ne pahasına olsun, duygularımızı rahatlatmak mı? Ayrılık ve yalnızlık, evin direğinin ve koruyucusunun ya da ömür boyunca yanında olan bir arkadaşın kaybı gerçekten bir kederdir. Ama karanlığımızın sevdiklerimizi gölgelememesi için bu kederi cesurca taşımalıyız. Ruhun büyük deneyimlerden özgürce geçebilmesi ve sessiz bir zihinle dinlenebilmesi için kaderimizi neşeyle kabul etmeliyiz. Dördüncü bölüm. Kederin üstesinden gelmek. Yasla yüzleşme şeklimiz, tinsel anlayışımızın en büyük sınavlarından biridir. Bedenin ölümüne karşı tutumumuz, ister kendi ölümümüz, ister sevdiğimiz birinin ölümü olsun, yaşamın gerçekten ne olduğuna dair sahip olduğumuz fikre bağlıdır. Kalplerimizde fiziki bedeni gerçek insan olarak görüyor muyuz? Ve fiziksel planda bizim için anlamı, o bedende enkarne olan sevdiğimiz ruhla ilişkimizi oluşturuyor mu? Öyleyse, ölüm sevdiklerimizi taşıyan narin gemiyi batırdığında, telafisi imkansız olan kaybımıza ağlamaktan başka ne yapabiliriz? Ama içsel şeyler sayesinde kazandığımız deneyimlerden, insanın ebedi ve ölümsüz tinsel bir varlık olduğunu gerçekten biliyor muyuz? Bu durumda, bedenin ölümünün ötesinde, Tanrı'nın içinde Mesih'le birlikte saklanan yaşama bakabiliriz. Birden fazla sevgi türü vardır ve yas sevgimizin türünü ortaya çıkaracaktır. En düşük sevgi türü, diğer her şeyden daha fazla açıktır. Sevgiye, desteğe ve ilgiye açlık çekeriz. Yas nedeniyle birdenbire kendi kaynaklarımızla geçinmeye zorlanırız. Duygusal açlığın sancılarını çekeriz. Açıkça bencil olan bu türden çok daha yüksek olmayan başka bir sevgi türü, ölenin ihtiyaçlarının ne olabileceğini sorgulamadan, sevdiklerine gösterişli bir şefkat ve hizmet sunarak duygusal gerilimi hafifletmeye yöneliktir. Bu tür bir sevginin engelli temelden sarsan ve yastan sonra birçok çöküşün sorumlusu olur. Söylenen şey size tuhaf gelebilir. Ancak gerçek aşk doğası gereği duygusal değildir. Ruhsal hayata karşı tutumudur. Gerçek aşk tıpkı güneş ışığı gibi tinsel bir ışınımdır. Ve güneş gibi kötülüğü ve iyiliği, adaleti ve adaletsizliği aydınlatır. Durumlarına karşı kör değildir ve onları aynı şekilde sever. Bu en asil aşktır ve kanatlarında şifa vardır. Gerçek aşk, uyarılmış duygulardan değil, sevgi dolu bir duadan ileri gelir.
Evlilikte ya da başka herhangi bir ilişkide mutlu olmayı sağlayacak tek türdür. Ve sevilen kişi öldüğünde zihinsel çöküntülere ve aşırılıklara yol açan bu tür bir sevgi değildir. Yıllarca sevgisine sırtımızı dayadığımız kişi bizden alındığında şok yaşamamız ve boşluğa düşmemiz kaçınılmazdır. Bu nedenle tüm yaşam yeniden ayarlanmalıdır. Ancak şok, varlığın tüm yapısını çökertecek nitelikte olmamalıdır. Eğer bu olursa ikinci emri çiğniyor olduğumuzu biliriz. Tek ve gerçek Tanrı'yı anlamak ve ona hizmet etmek yerine bir put yapar ve ona taparız. Hayatın gerçek tek bir merkezi olabilir ve bu Tanrı'dır. Yaşam yolunda arkadaşlarımız ve kıymetli dostlarımız olabilir. Ancak hayatın tek bir merkezi vardır. Bir tekerleğin göbeği tam merkez noktası dışında herhangi bir yerde ise tekerlek hem gerçek değildir hem de işe yaramaz. Biz ve sevdiklerimiz hayatın tekerleğindeki parmak gibidir. Ancak hem onlar hem de bizler için merkez Tanrı olmalıdır. Hayatımızın ağırlığını merkez yerine tekerleğin parmağına bırakmaya çalıştığımızda radikal bir hata yaparız. Ve bu tüm planlarda dengemizi bozan bir hatadır. Biz ve sevdiklerimiz Tanrı merkezi olduğunda ölüm herhangi bir içsel bir tecrit duygusu getirmez. Çünkü onların karşılıklı olarak hedeflediğimiz amaca doğru ilerlediğini biliriz. Onlar öldükten sonra bize dönerlerse, yükselen İsa Mesih'in kaybının yasını tutan havarilerine dediği gibi, "Tanrım, ben de seriliğe gidiyorum," derler. Ruhsal olarak birleşmiş olanlar için ölüm geçici bir ayrılıktır. Yalnızlık var olmalı, bir zamanlar diğeriyle paylaşmış olduğu yükler tek başına omuzlanmalıdır. Ancak güve ve pasın çürüttüğü bir yere hazinelerini koyanların, harap eden tinsel bir yok oluş duygusu yoktur. Bu matem zamanlarında acil durum demiri olan kalıcı bir bağın içsel kesinliğidir. Bu birçoğu için hiçbir materyalist felsefenin ve mantık çerçevesindeki hiçbir ölüm ispatının etkileyemeyeceği bir kesinliktir. Kesinliğin dayandığı gerekçeleri anlamayabilirler. Onlara göre bu herkesin kabul edebileceği gibi mantıksız ve kör bir inanç olabilir. Yine de içsel yaşamın bir gerçeği vardır. Ancak mistik, içsel planların bilgisiyle bu duyguyu açıklayabilir. Ayrıca bunun gerçek bir psişik önseze olduğunu ve asla mantıksız olmadığını gösterebilir. İçsel planlarda bizim anladığımız şekliyle ne zaman ne de mekan vardır. Duygusal olarak anlaştığımız kişilere yakın, duygusal olarak uyumsuz olduğumuz kişilerden uzağız. İki ruh arasında gerçek bir uyum olduğunda, içsel planda kelimenin tam anlamıyla birliktedirler. Çünkü orada tek bir zihinde olmak, tek bir yerde olmaktır. Aynı yatağı ve sofrayı paylaşıp, yıldızlar kadar ayrı olmanın da mümkün olduğunun gerçekten farkında değil miyiz? Aynı şekilde gerçek bir tinsel bir bağ varsa, bedenlerimiz nerede olursa olsun birbirimizle temas halinde olacağımız içsel deneyim de vardır. Hayatı gözlemlersek bunun ne kadar doğru olduğunu göreceğiz. Birbiriyle tamamen uyumlu olan bir çiftle uyumlu olmayan arasında hemen göze çarpmayan bir fark vardır. Bunun açıkça görülmesi için birlikte olmaları gerekmez. Çünkü bu güç algılanan psikolojik bir farklılıktır ve ayrılık onu etkilemez. Seven ve sevilen erkek ya da kadın, uzun süre ayrı kaldıklarında bile bu tinsel tatmin duygusunu korurlar. Ezoteristler tarafından kutuplaşma olarak adlandırılan bu uyum eksikliğinin birçok sinir hastalığına neden oldu. Hatta tinsel yakınlık ve arkadaşlık yoksa evlilikte bile ortaya çıkabileceği psikologlar tarafından iyi bilinmektedir. Sevdiğimizi kaybettikten sonra bile sevmeye ve sevilmeye devam edersek, tinsel olarak dul kalma durumu gerçekleşmez ve bizler eşsiz kalmayız. Sevginin somut olmayan etkisi kendini hissettirmeye devam eder ve kişilik kutuplaştırılmış olarak kalır. Gençliğin geçişiyle birlikte fiziki birlik bağı zayıflar. Kişiliğin fiziki bakış açısından çekilmesiyle duygusal birliğin bağı kopar. Ancak tinsel birliğin bağı zaman ve mekan fark etmeksizin ayakta kalır ve hangi planda olursa olsunlar bu bağı koruyarak birbirlerine ilham vermeye ve birbirlerini korumaya devam ederler. Tinsel birliğin bağı kendini ortak bir idealizmde, tinsel ilişkiler içindeki bir arkadaşlıkta ortaya çıkarır. Bunun olduğu yerde ruh var olduğu sürece dayanacaktır. Çünkü onu veren Tanrı kadar ebedidir. Bu tinsel birliktelik, bedenin ölümü ve ruhun ölüm sonrası deneyimleri vasıtasıyla kesintisiz olarak devam eder.
Sıradan bir bilince ulaşmak için psişik güce ihtiyaç duymaz. Bu bir derinin sesi gibidir. İşlerle meşgul olduğumuzda bu sesi duymayabiliriz. Ancak gecenin sessizliğinde tüm sesler yok olduğunda akan suyun şırıltısını sürekli duyarız ve biz duymasak da tüm gün dereden ses geldiğini biliriz. Tinsel aşk, içsel planlardan bize geldiğinde onun dere gibi şırıldadığını duymak için tüm harici duyuları bir an için kapatmalıyız. Sonraki ülkeye doğru yol alan, ebedi ve kararlı ruhtan, istikrarlı bir şekilde bize doğru gelen bir akış vardır. Biz kendi payımıza sevmeye devam edersek, sevdiklerimizi rahatlatmak için aynı derecede istikrarlı bir akış yayabiliriz. Bu nedenle tüm cesaretimizi toplayalım ki aşk deresi ölü umutların enkazını içsel planlara taşımasın. Sevdiğimiz sıkıntı psişik olarak algılansın. İkimiz için de değerli olan idealler için çalışarak umutlarımızı canlı tutalım. Böylece sevdiklerimizle olan dostluğumuzun hizmet yolunda devam edebilmesi için bu ideallerin hala meyvelerini verebileceği bir kanal oluşturulabilir. 5. Bölüm. Belirlenmiş zaman. Müslümanların cesaretine ne kadar hayran olsak da ne onların ölüme karşı takındıkları kaderci tavra sahip olmak isteriz, ne de pek çok sözde Hristiyan'ı hayata bağlayan paniğe kapılmış çarpıntılarını isteriz. Astroloji bilgisi olan her bir insan, ölümün muhtemel olduğu zamanın hatırı sayılır bir doğrulukla tahmin edileceğini bilir. Ama aynı sanatla ilgili herhangi bir pratik deneyim yaşamışsa, tehdidin mutlaka gerçeğe dönüşmesi gerekmediğini de bilir. Bir astrolojik kehanette dikkate alınması gereken pek çok faktör vardır. Ve sonuç olarak hüküm, aritmetiksel bir toplamın sonucunu veren bir cevap değildir. Sadece astroloğun belirsiz sayıda dengeleyici faktörün nihai sonucuna ilişkin görüşüdür. Astroloji bilimden daha çok bir sanattır. Kişisel faktörler her ikisinde de muaf tutulur ve astrologdaki kişisel faktörler çok fazladır. Bununla birlikte her astrolojik kehanette ölümün gelgitleri olduğunu ve bu gelgitler sayesinde ruhun iman bariyerlerinden kolaylıkla geçip öte aleme ulaşabileceğini kimse inkar edemez. O sıralarda bağlar gevşeyebilir ve ani bir kuvvetle ayrılabilir. Öte yandan dengeleyen bir güç devreye girebilir. Kendisinin ya da ona yakın birinin inancı ve iradesi, gelgit seyri geçtiği ve yaşam düğümü otomatik olarak tekrar sıkışana kadar ruhu bedende tutmaya yetebilir. Böyle bir durumda kelimenin tam anlamıyla yeni bir yaşam dönemine girildiğini ve gezegenler bir kez daha ölümcül bir konuma gelene kadar çok az ölüm olasılığının olduğunu söyleyebiliriz. Eğer böyle bir döneme izin verilebiliyorsa, astrolojik kehanette geriye doğru gitmek ve geçmişte yaşanan kritik kriz dönemlerinde gezegenlerin nasıl durduğunu gözlemlemek yol gösterici olacaktır. Ölüm meleğinin yaklaştığı, ancak geçip gittiği birden fazla dönem olabileceğini fark edeceğiz. Bir kez olan şey tekrar olabilir ve nefes bedeni terk etmeden önce ölümün kesinliğine hükmetmek, tavukları yumurtadan çıkmadan saymak kadar mantıksızdır. Kesin olan bir şey vardır. Eğer hayat dengeli bir biçimde duruyorsa, bir astroloğun sahip olduğu bilgi çok güçlü bir yatıştırıcıdır ve bir olayın sonucunu etkileme konusunda olanak sağlayabilir. Fikrimce, ölüm bir astrolojik kehanette ne kadar net görünürse görünsün, hiçbir astrolog gerçeği ortaya çıkarmamalı. Ancak bu dönemin soru soran kişinin sağlığı açısından kritik olacağını söylemekle yetinmelidir. Kişi de felç edici bir oto telkine neden olmadan uyarıda bulunmak yeterli olacaktır. Bu durumda ruhun dışarı çıkma eğiliminde olduğu, ancak mutlaka dışarı çıkmaya mecbur olmadığı dönemler olduğunu varsayabiliriz. Bu dönemler muhakkak endişe verici dönemlerdir. Ancak gezegenlerimiz zıt durumda olduğundan onlara karşı kaderci bir tutum sergilemek, yatıp mücadele etmeden ölümü beklemek yanlıştır. Mars'ın Satürn'e söyleyecek bir şey olabilir ve bunu etkili bir şekilde söyleyebilir. Ölümün 70 yaşından önce meydana gelmesi, talihsizlikten başka bir şey değildir. Çünkü her vücut bulmada, yetenekler belli bir olgunluğuna ulaşmadan önce uzun bir hazırlık dönemi geçirilmelidir. Böylelikle ektiğimiz ürünleri toplamaya başlayabiliriz. İçinde bulunduğumuz dönemde yaşam değerlerinin yatırımından tam bir geri dönüş almadan önce başka bir bebeklik, çocukluk ve gençlik döneminden geçmek zorunda kalmak bir talihsizlik olsa da
Gelişen yaşamın geniş manzarasına bakıldığında bu durum mutlaka bir trajedi olmak zorunda değildir. Bu nedenle zamansız ölüme karşı verdiğimiz mücadeleyi elimizden geldiğince güçlendirmeliyiz. Ancak bize ayrılan süre tamamlandıktan sonra bitirmemiz gereken bir iş yoksa, vakti geldiğinde gelgitle sakinleşerek Tanrı'nın içinde saklandığımız yaşamı sağlamlaştırarak kendi rehberliğimizden faydalanmak mantıklı olacaktır. Gitmek ve yeni bir beden seçmek, hızla yaşanmaz hale gelen bir bedene yapışıp kalmaktan daha iyidir. Bize ayrılan süreyi aştıysak diyebiliriz ki, Tanrım, şimdi hizmetkarınızın huzur içinde ayrılmasına izin ver. Bununla sıradan ve iyileştirici önlemleri reddetmeyi kastetmiyorum. Doğa kanunlarının yetkisi altında olduğumuz sürece bu yasaları yerine getirmek bizim görevimizdir. Bahsettiğim şey zihni yaklaşımıdır. Ölüme karşı sonuna kadar vahşice mücadele edebiliriz. Beden ve ruhu yoğunlaşmış bir iradeyi tüm gücüyle bir arada tutabilir ya da düşüncelerimizi cennet dünyasına çevirebilir ve onu hedeflemeye başlayabiliriz. 70 yıldan önce ölüme karşı maddi olduğu kadar tinsel kaynaklarla da savaşmak bizim görevimizdir. Ancak bu süreden sonra yerine getirilmeyen yükümlülükler ve bitirilmeyen işler gibi aksini gerektiren belirgin bir neden olmadıkça kendimizi Tanrı'nın ellerine bırakmalıyız. Çünkü O, iş tamamlanana ya da dinlenme vakti gelene kadar hizmetkarını geri çağırmayacaktır. Tinsel yasaların ve karmanın aynı şey olmadığını asla unutmamalıyız.